Kışın en gözde tadı kestane. Gazi Osman Paşa Belediyesi festivalini yaptı. Tam 2 ton kestane dağıtıldı. Festivale gelenler hem keyifli hem de lezzetli bir gün geçirdi. Kestane bizden sorulur. Böyle açıyorsun pişmiş hale, hoppala la, nasıl alırsın ağzına, atarsın ağzına, öyle gider boğazına. Seviyorum, çok seviyorum. Kestane kebap, yemesi sevap. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti o. Kestaneler közde pişirildi, davullar, zurnalar eşlik etti. Evde var da yine burada neye dizildim ben de bilmem. O kadar güzel ki dayanamadım. Evet, dayanamadım. Evde 2 kilo aldım mı? Ateşte pişen kestanenin tadı bir başka olur. Tam 2 ton kestane ateşte pişecek, İstanbullulara ikram edilecek. Sevilmez mi kestane? Çok seviriz. Olsa 10 tane yerim yani. Gazi Osman Paşa Belediyesi ve Sinop Dernekler Federasyonu kestane festivali düzenledi. En iyi kestane nerenindir? En iyi kestane Sinop'undur efendim. Bir Bursalı'ya en iyi kestane Sinop'un dedi. İnanabiliyor musunuz? Ben inanmıyorum. Aynen. Bunun gibi şeker gibi kestane yok. Yok, Sinop'unki daha lezzetli. Her iddiaya varır sizinle efendim. Bir kestanecimiz daha var. Efendim size soralım. Ben Bursa diyorum, beyefendi Sinop diyor. Ben de Bursa diyorum. İşte bu kadar. Biz kazandık. Yani hatta geçen hafta Bursa'ya gittim, oradan kestane aldım. Daha güzel değil mi? Aynen. Kışın hemen her meydanda görebilirsiniz kestane satıcılarını. Tadıyla, kokusuyla yanından geçerken bu lezzete hayır diyemiyoruz ama uzmanlara göre 4-5 kestane yaklaşık bir dilim ekmeğe denk geliyor. Yani ayarı da çok kaçırmamak gerekiyor. O yüzden zaten 10 tane yerim diyorum. Fazla, daha fazla yemem. Yani bu kendinizi frenlemiş hali. Tabii ki, evet. Kestaneler afiyetle yendi, damaklar şenlendi.